Herkese güzel bir cumartesi sabahından merhaba diyorum ve Çok Yaşa ekibi bugün Gazi Osman Paşa'yı ziyaretime geldi. Ve ben yine sizler için gülüş tasarımını anlatmaya devam etmek istiyorum. Şimdi hepimiz güzel gülmek istiyoruz ve güzel görünmek istiyoruz. Gülüşümüzün güzel olması için neler yapacağız onları konuşalım biraz. Bugün laminalardan bahsedeceğim gülüş tasarımında. Biz ne diyoruz her zaman? Mutluluğumuzu, sevincimizi gülümseyerek yansıtıyoruz etrafa. Ama bazı nedenlere bağlı olarak diş eti sağlığımız, diş sağlığımız bozulmaya başladığı zaman gülüş tasarımı yöntemleri devreye girmeye başlar. Gülüş tasarımı aslında birçok tedavinin bir arada kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Tamamen kişiye özel hazırlanan bir tedavi prosedürüdür gülüş tasarımı. Peki laminaları hangi durumlarda hazırlayacağız? Endikasyonları nelerdir? Konuşurken, gülerken dişlerimizin boyları çok fazla görünmüyorsa, bazı kırıklarımız varsa, işte mine dokusunda aşınmalar, çatlamalar varsa, renkleşmeler varsa ama bu renkleşme dediklerimiz dişin tonu çok fazla koyulaşmaya başladıysa ve bir takım beyazlatma ajanlarıyla biz bu rengi açamıyorsak lamina endikasyonunu rahatlıkla koyabiliriz. Onun dışında eğer diastema dediğimiz diş aralarında çok fazla boşluklar varsa böyle durumda da lamina endikasyonunu koyabiliyoruz. Peki şimdi endikasyonumuzu koyduk. Ne yapacağız bundan sonra? Hastalarımız kliniklerimize, diş hekimlerine başvurduğu andan itibaren bir takım modelleri hazırlamak zorundayız. Sonuçta sizlere işin sonucunun ne olacağını da göstermek zorundayız. Bunun için ne yapıyoruz? Çok basit. Öncesinden bir takım fotoğraflar çekiliyor. Gülerken, konuşurken bazı videolarımızı çekiyoruz. Bu da bizim planlamamızı etkiliyor. Ondan sonra ağız içerisinden aldığımız çok basit bir ölçüyle mock-up dediğimiz bir prova modeli hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız prova modelinin üzerine laminalarımızın nasıl olacağını tasarlıyoruz. Öncesinden geçici lamina da hazırlayabiliriz ve dişin üzerinde herhangi bir aşındırma ya da herhangi bir pürüzlendirme yapmadan önce bunu hastalarımızın görmesini sağlıyoruz. Daha sonra çok gerekirse aşındırma yapmadan ağız içerisinde uygulayıp ondan sonraki aşamada da şeklini beğendiğimiz geçici laminaları sürekli lamine olarak tasarlamaya başlıyoruz. Tasarlama işlemine geldiğimiz zaman yine dişlerin üzerinde çok hafif bir aşındırma yapıyoruz. Hatta günümüz teknolojisinde artık hiç aşındırma yapmadan da laminaları hazırlayabiliyoruz. Bunun için aldığımız ölçülerle modelleri hazırlanıp laboratuvar ortamda laminalarımızı tasarlıyoruz. Ve şeklini beğendiğimiz geçici laminaları sürekli lamine haline getirdiğimizde bunu ağız içerisinde uyarlıyoruz. Şimdi laminaları neden tercih ediyoruz gülüş tasarımda? Burada çok önemli bir kıstas var. Kesinlikle diş eksiğimizin olmaması gerekiyor. Biraz önce saydım endikasyonlarla beraber eğer diş eksiğimiz varsa o zaman farklı restoratif ve protetik tedavileri tercih edeceğiz. Laminaları tercih etmemizdeki en büyük etken şeffaf olmaları, ince yapıda olmaları ve doğal dişe en yakın görüntüyü elde etmemizi sağladıkları için. Bu özelliği ise altında herhangi bir alaşım olmadığı için, saf bir porselen olarak kullandığımız için doğalı daha rahat yakalayabiliyoruz. Peki, laminalarımız hazırlandı. Herkesin aklına gelen bir soru var. Acaba lamina kırılır mı? Evet, ne dedik? Laminalar çok ince yapıda porselenlerdir. Elimize aldığımız zaman kırılabilecek durumdadır. Fakat ağız içerisine uyguladığımız andan itibaren kullandığımız bazı yapıştırıcı ajanlarla dişe o kadar sağlam tutunurlar ki biz diş hekimleri bile laminayı dişin üzerinde sökmekte zorlanabiliyoruz. O yüzden siz yemenize, içmenize dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir kötü alışkanlığınız da yoksa, mesela özellikle kötü alışkanlık derken istem dışı yapılan bruksizm dediğimiz bir diş gıcırdatma olayı var. Diş gıcırdatma problemi olan hastalarda illa da lamina yapacaksak önce bruksizmi tedavi etmek zorundayız. Ondan sonra da gülüş tasarımında laminaları tercih edebiliriz. Yani çıkan sonuç şu. Siz yemenize, içmenize dikkat ettiğiniz sürece, bazı sert besinlerden uzak durduğunuz sürece tıpkı doğal dişlerdeki gibi laminalarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buradaki en önemli kriter dişlerimizi düzenli fırçalamak, 6 ayda bir diş hekimine gitmek
bakımımıza dikkat etmek, her türlü sorununuzu diş hekiminizle paylaşmak, en önemli kriter de gülüş tasarımına karar vermeden önce beklentilerinizi çok iyi bir şekilde belirlemeniz biz diş hekimleri için de son derece önemli konulardan bir tanesidir. Şimdi laminalarımızı simante ettik. Son burada kalmıştık ama ben sizler için bir tane bir model hazırladım aslında. Onu göstermek istiyorum. Bunu biz laboratuvarımla birlikte hazırladık. Burada 3 tane dişimiz var ama buradaki önemli olan kriter laminayı göstermek. Bakın şimdi şu laminamız ve dişin ön yüzeyinde aslında ne demiştik? Çok hafif bir aşındırma yapıyoruz. Bu yapılan minimal bir aşındırmadır ve kesinlikle dişe zarar vermeyen bir uygulamadır. Ama laminayı da üzerine simante ediyoruz. Göründüğü üzere gayet doğal bir uygulama oluyor. Şimdi sorularınızı duyar gibiyim. Laminalardaki renk seçeneklerini merak ediyorsunuz. Tabii ki istediğimiz renkte laminaları hazırlayabiliriz. Şimdi eğer biz üst çenede komple bir lamina tasarlayacaksak o zaman alt dişlerimizin rengi de önemli bizim için. Bazı hastalarımız sadece üst bölgede laminayı tercih edebiliyorlar. O zaman alt diş rengimizden 1-2 ton daha açık yapma şansımız var. Ama çok farklı olmasını istemezsek eğer o zaman alt çenede de lamina tasarımını yapmak zorundayız. Öyle bir durumda istediğimiz beyazlıktaki tasarımı yapabiliyoruz. Evet, renklerden bahsettik ama şu kuralı unutmayacağız. Her zaman için doğallıktan yanayız. O yüzden de çok aşırı beyazlıktaki olan dişleri birazcık daha farklı kişilerde kullanmayı tercih ediyoruz ama dediğim gibi renk seçeneklerimiz var. Tamamıyla sizin beklentilerinizi karşılayacak durumda zaten laminadaki renk seçeneğine karar veriyoruz. Burada lamina yaparken en önemli kriter diş eti sağlığımızın önemi. Diş sağlığımızın önemi. Kesinlikle diş sağlığımıza son derece önem göstereceğiz. Çünkü sağlıklı bir diş eti ve sağlıklı bir diş üzerine yapılan gülüş tasarımı her zaman için çok daha doğal ve sağlıklı olmaktadır. Diş eti demişken pembe estetik, bazen diş etlerimiz çok fazla görünebilir. Böyle durumlarda da ne yapacağız? Biz buna gummy smile diyoruz. Gummy smile ile ilgili bir takım cerrahi prosedürleri uygulamak gerekebilir. Diş etlerimiz düzenli olduğu zaman o zaman uygulanacak, üzerinde uygulanacak olan dişlerin doğal görüntüsü de çok daha güzel olacaktır. Yani ne diyoruz? Yapılan her türlü gülüş tasarımı diş etiyle uyumlu olacak, ağız yapısıyla uyumlu olacak, yüz şeklimizle uyumlu olacak, hatta dudağımızla da uyumlu olmasını istediğimiz yöntemlerden bir tanesi. Konuyu hızlı toparlamam gerekirse aslında anlatılacak çok şeyler var ama yine söylüyorum. Lamina tasarımını yapabilmek için gülüş tasarımında diş eksiğimiz olmayacak. Eğer diş eksiğimiz varsa çok daha farklı restoratif ve protetik tedavileri tercih edeceğiz. Bu konuda diş hekiminiz size en detaylı bilgiyi verecektir. Evet, laminalarla ilgili umarım sorularınıza bir nebze de olsa cevap verebilmişimdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer diş eksiğimiz varsa bu konuyu da yarın programda konuşacağız. Bizi izlemeye devam edin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir cumartesi diliyorum. Yüzünüzden gülümsemeniz eksik olmasın.